Neriman Köksal. O doğduğunda takvimler 17 Mart 1928'i gösteriyordu. İstanbul'da dünyaya geldi. Gerçek adı Hatice Kökçü'ydü. Küçük Hatice babasını çok erken kaybetti. Çocukluğu Feriköy sokaklarında geçti. Annesinin ikinci evliliğinden dünyaya gelen 5 kardeşiyle aynı evde yaşıyordu. Hiçbir zaman ailesinin biricik kızı olamadı. Hayat biraz hoyratlaştırmıştı onu. Mahalledeki çocuklarla top koşturuyor, uçurtma uçuruyordu. Hatta tekme tokat kavgalara karışmaktan da kaçmıyordu. Neriman erken büyüyenlerden olmak zorunda kaldı. İlkokuldan sonra fabrikalarda çalışmaya başladı. Arnavut genlerinden gelen sarışınlığı, iri yapısı, kendine güvenli, gösterişli duruşu sayesinde çevresi gibi kendisi de farkındaydı güzelliğinin. Genç kızların şöhret olmak için taşradan İstanbul'a kaçtığı günlerdi. Bir gün Beyoğlu'nda yürürken iki adam peşine düşmüştü. Herkesin dönüp dönüp baktığı güzellikte. Alımlı, 20'li yaşların başında olan Neriman önce biraz endişelendi. Adamlar Park Otel'in arkasındaki evine kadar geldiler. Meğer biri yönetmen Çetin Karaman Bey'miş. Neriman'ı Halit Karay'ın Çete romanındaki Rus prensesi Nina rolü için beğenmişlerdi. Neriman hemen celallendi tabii. Ben artistlik yapmam diyerek reddetti bu teklifi. Ama adamların pes etmeye hiç niyeti yoktu. Israrlara dayanamayan Neriman sonunda kabul etti. Bir de prova filmi çekilecekti. Sonra setlerde eline tüfek verildi, ata bindirildi. Oyunculuk zamanla ona da çok güzel gelmeye başladı. Baba tarafı oldukça muhafazakardı. Bu nedenle sinemaya başlayınca ismini değiştirdi ki akrabalarının tepkisinden kaçabilsin. Neriman ismini ise bilerek kendisi seçmişti. Bu isim Farsça kökenli ve cesur anlamı taşıyordu. 1950-1959 yılları arasında 36 filmde çeşitli rollerde oynadı. Ama asıl büyük çıkışını 1959 senesinde çekilen Fosforlu Cevriye filmiyle yakaladı. Diğer filmlerinde olduğu gibi burada da canlandırdığı karakterin çizilen modern kadın imajıyla hiç alakası yoktu. Bu filmde erkeklerin üzerinde hakimiyet kuran dominant bir karaktere hayat veriyordu. Artık Türk sinemasında Fosforlu olarak anılmaya başladı ve şöhret kapıları ona sonuna kadar açıldı. Sinemamızın ilk vamp kadın oyuncularından biri olmuştu Neriman. Sarışınların kaderinde kötü kadın karakterleri oynamak vardı. Yine de şanslıydı Neriman. Belki de bıçkın tavırlarından dolayı seyirci kendine daha yakın bulmuştu onu ve her şeye rağmen çok sevmişti. Neriman sinemada bunca başarılı olmasına rağmen hiçbir zaman tiyatro yapmak istemedi. Yıllar önce verdiği bir röportajda bunu şöyle anlatmıştı. ''Hiç aklımdan geçirmedim. Her gece 9'dan 12'ye kadar evimi terk edemem. Çalışma şartları zor. Geçen gün Münir Özkul yeni açacağı Aksaray Tiyatrosu'nda oynamam için bir teklifte bulundu. Tiyatronun ilk oynayacağı Sevgili Gölge adlı eserde başrol vermek istedi, kabul etmedim. Perdede oynamak daha zevklidir, daha kazançlıdır ve daha rahattır. Tiyatro daha zor. Hem rol ezberlemek var hem seyirci önünde hata yapmadan oynamak lazım. Sinemada bir hata yaparsanız sahne yeniden çekilir ve seyirci hiçbir zaman işin farkına varmaz. Ama tiyatroda böyle mi?'' Sinemanın tozunu yutmasıyla durdurak bilmeyen Neriman Köksal, kariyeri boyunca yaklaşık 400 filmde oynadı. Neriman'ın hayallerinde bahçeli bir köşk vardı. Çevresinden de sesin güzel, niçin sahneye çıkmıyorsun şeklinde sözler duyuyordu. Sonunda arkadaşlarının ısrarıyla bir plak doldurdu. Bu plağı dinleyen gazinocular kralı Fahrettin Aslan Neriman'ı çağırdı ve konuşup anlaştılar. Bir yıllık kontrat imzaladılar. Her gece 20 dakikalık seans için 1000 liraya anlaşmışlardı. Zeki Müren de Neriman'ı çok destekledi. Kendisine yardım edeceğini söyledi. Sıkı bir çalışma temposuna giren Neriman'ın heyecandan uykuları kaçıyordu. Sesi cılız ve kulakta kahkahası kadar hoş bir haz bırakmıyordu. Ama yine de dinletiyordu kendini. Çünkü o Neriman Köksal'dı. Kısa sürede Ankara sahnelerinde de buldu kendisini. Turneler de hemen ardından geldi. Ancak müzik kariyeri çok uzun sürmedi. Böylelikle Neriman'ın bahçeli köşk hayalleri de suya düşmüş oldu. 1968 senesinde ortalık Neriman Köksal'ın canına kıymaya kalktığına dair çıkan haberlerle çalkalanmaya başladı. Dedikoduların sonu gelmiyordu.
Köksal ilaçları yutmadan önce telefonla İstanbul'u aramıştı. Telefonun açık kaldığını gören Dedeman Otel'in resepsiyon memuru, şehirler arası konuşmayı bağlayacağı zaman durumdan şüphelenmiş. Odaya çıkınca da koma halinde yatan Neriman'la karşılaşıp derhal aşağıya haber vermişti. Sabaha karşı hastaneye kaldırılıp midesi yıkanan Köksal, ölümden son anda kurtulmuştu. Neriman Köksal'ın Pazar dergisine bu konuda verdiği röportaj, tozlumagazin.net'te Neriman Köksal ölmek istiyor başlığıyla şöyle anlatılmıştı. Neler uyduruyorlar neler, Behiye Hanım yüzünden yapmışım, yok canıma kıymaya kalkmışım. Olacak şey mi bunlar, hiç kavga etmedik onunla, Ajda'yla da etmedim. Beni anlaşılan filmlerden kabadayı sanıyorlar, iri olduğuma bakmayın, oysa uysal kendi halinde hanımefendi bir kadınımdır. İki aydan beri uykusuzluk çekiyordum. Gece yattıktan sonra ancak 1-2 saat uyuyabiliyor, saat 4'te uyandıktan sonra gözümü kırpamıyordum. Oysa ses için uyku gerekliydi. Uyku ilaçları da artık etkisini göstermez olmuştu. O gece kafam iyice kızdı. Ne kadar uyku ilacı varsa hepsini mideye indirdim. Ama bu dünyada daha içecek suyumuz varmış. Öldürmeyen Allah öldürmedi. Kurtulduktan sonra eksik olmasın doğum günümü unutmayan arkadaşlarım hastaneye geldiler. Saat 11'de Çerkez tavuğu çiğ köfte yerine yoğurt ve meyveyle yaş günümü kutladılar. Neriman Köksal'ın sektördeki en yakın dostları Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'dı. Alışık bir röportajında Neriman Köksal'dan şöyle bahsetmişti. Hani bilhassa erkekler arasında erkek gibi kadın, erkek arkadaş tabirleri vardır ya, işte Neriman'ı arkadaş tarafından en iyi bunları anlatır. Çünkü Neriman çok temiz kalpli, tok gözlü, açık yürekli, mert bir insandır. Kendisine her hususta güvenilebilir, söz verirse yapar, onu tanıyanlar ne zaman başları sıkışsa hep onun uzanan elini hissetmişlerdir. O arkadaş birliği herkese böyle davranır. Neşe kelimesinin manasını şahsında toplamış nadir insanlardan bir tanesidir. Neriman her şeyden evvel yaşar. Hayatı en ufak noktasına kadar yaşar. Onun kahkahası kadar pırıl pırıl şeffaf, candan kahkaha ömrümce duymadım. Sayısız filmde rol alan Neriman Köksal, 90'lı yıllarda hala tanınmakta ve sevilmekteydi. Bu açıdan pek çok meslektaşına göre daha şanslıydı. Ekonomik durumu da fena sayılmazdı. Şişli'de bir apartman dairesinde hayatını sürdürüyor, bir yandan da dizilerde oynuyordu. Ancak yaşı itibariyle vamp kadın imajından vazgeçmiş, daha sert, oturmuş karakteri olan kadınları canlandırıyordu. İşin bir de magazinsel yönüne değinmek gerekiyor. Çünkü Neriman Köksal, toplum baskılarına aldırmadan içinden geldiği gibi yaşamak istiyor, kafasına eseni yapıyordu. Misal hiçbir röportajında soy ismini öğrenemediğimiz bir hikmet var. İlk aşkı Neriman'ın, üstelik evli, bir anda ayrılmaya karar veriyor Neriman ve ilişkileri sonsuza dek bitiyor. Üzerinden yıllar geçtiğinde yani 1958 yılında Kızımın Başına Gelenler filminde oynuyordu. Evli barklı 3 çocuk babası olan ünlü film yapımcısı Nevzat Pesen, gönlünü o güzel vamp kadına kaptırıverdi. Adı Yasak Aşk'tı, evet, ama 1965'e kadar sürdürdüler birlikteliklerini. Neriman Konyakçı filminde oynarken görüntü yönetmeni Feridun Kete ile yıldırım nikahıyla evlendi. Nevzat Pesen'in bu nikahtan haberi dahi olmadı. Bir süre sonra Pesen film şirketinin iflasıyla daha da büyük bir yıkım yaşadı ve Köksal'la ayrıldıktan 8 yıl sonra canına kıydı. Ama Neriman'ın hayatında olaylar bitmemişti. 1999 yılında 50. sanat yılını kutlarken meme kanserine yakalandı. Kanserle bir yıl boyunca mücadele eden Köksal, buna solunum yetmezliği de eklenince konuşma ve beslenme problemleri yaşamaya başladı. Durumu iyice ağırlaştı. Köksal'ın son günlerinde en çok sarf ettiği cümlesi "Ölmek istiyorum, dayanamıyorum artık"tı. Hayata gözlerini yummadan önce yüreğinde gizli kalan aşkın kahramanı olan erkeği son bir kez görmek için hastane odasına çağırdı. Bu onun son arzusuydu. Köksal'ın aşkı kimse Fatma gibi öpemez ve Anadolu Çocuğu filmlerinde birlikte başrol oynadığı İzzet Günay'dı. Neriman bu isteğini ilk önce Çolpan İlhan'a anlattı. Daha sonra Çolpan İlhan ve Edison dostları Neriman için İzzet Günay'ı ikna etmeye çalıştılar. İzzet Günay ise ne yapacağını bilmiyordu. Sonuçta evliydi ve eşi İpek Hanım'ın ne diyeceğini düşünüyordu. Büyük bir kararsızlığın içine düşen İzzet Bey'e en büyük destek eşi İpek Hanım'dan geldi. "Hadi kalk, hastaneye gidiyoruz." diyerek
Neriman'ın yattığı hastaneye gittiler. Neriman'ın odası o gün hayli kalabalıktı. Çolpan İlhan herkesi dışarı çıkardı ve Neriman büyük aşkıyla yalnız kaldı. Son isteği gerçekleşmişti artık. Huzurla gidebilirdi. Hiç çocuk doğurmamıştı belki ama sanatçının ölmeden kısa bir süre önce evlat edindiği Nazlı Buse Öylek adlı bir de kızı vardı. Nice yıldızların gelip geçtiği Yeşilçam sinemasındaki yıldızlardan biriydi Neriman Köksal. Güzelliğini doğru bir şekilde kullanmayı bilen ama yeri geldiği zaman kabadayılık yapan, racon kesen, tesbih çeken özgür bir kadındı. Acısıyla tatlısıyla bir Neriman Köksal geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.